mensupları, bugün 15 Kasım 2023 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl dönümündeyiz ve Cumhuriyet Bayramı'ndayız, Kıbrıs'tayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçildikten sonra ilk ziyaretimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ilk ziyaretimi Kıbrıs'a yapacağımı daha önceden söylemiştim. Takvim de denk geldi ve bu ilk ziyareti Kıbrıs'ın Cumhuriyet Bayramı gününde kuruluşun 40. yıl dönümünde gerçekleştirmiş olduk. Sabah resmi törenlere katıldık. Öğlen Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı şerefine verdiği davete katıldık. Şimdi meclis başkanımızla görüştük. Gün içinde programımız devam ettikçe Sayın Başbakan'la, Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve ana muhalefet partisinin Sayın Genel Başkanı'yla da görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Akşam Cumhuriyet Bayramı resepsiyonundan sonra Magosa'ya geçerek orada şampiyon meleklerin aileleriyle bir araya geleceğiz. O konu depremde biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız da, Kemal Kılıçdaroğlu da, Sayın Kılıçdaroğlu da buraya gelmişti, ziyaretlerde bulunmuştu. Biz depremin acılarını ve depremden sonra yaşananları takip etme açısından özellikle de Adıyaman'daki İsyas Otel ve arama kurtarma çalışmaları konusunda ailelere hızlı ve doğru bilgi verilmemesinin Kıbrıs'ta yarattığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yarattığı derin bir travma var. Bu konunun da takipçisiyiz. İsyas Otel'in mahkemesi başladığında, ki çok yakında yargılama başlayacak, orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri süreci takip ediyor olacaklar. Biz bugün yavru vatanda değiliz. Yavru vatan demek yerine kardeş vatan demeyi tercih ediyoruz. Her ne kadar yüz ölçümümüz ve nüfusumuz daha büyük de olsa Kıbrıs'la ilişkileri bir abi kardeş formasyonuna ya da anne yavru formasyonuna dökmek yerine eşitler arasında iyi diyalogla sürdürülen bir ilişkiyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak tercih ediyoruz. Tabii Kıbrıs'taki Türkler, Kıbrıs Türklerinin burada yaşadığı çok sayıda sorun var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunları yakından takip ediyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs'la hem diplomatik ilişkilerimizi hem de tarihsel kökene dayanan gönül ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde yaşayacağımız bir döneme girdiğimizi ifade etmek isterim. Yarın Kıbrıs'tan ayrılmadan önce mutlaka rahmetli Rauf Denktaş'ın ve Doktor Fazıl Küçük'ün de mezarlarını ziyaret edeceğiz. Onlara da saygılarımızı sunacağız. Gelecek yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı. 50. yılda Cumhuriyet Halk Partisi, ki 3. Genel Başkanı Başbakan Bülent Ecevit döneminde yapıldı Barış Harekatı ve adaya barış götürmeye gidiyoruz dedi ve gerçekten de adaya barışı getirdi. Adanın tamamını kontrolünü almak yerine tam yarısında durmayı bilen, yani emperyal ve işgalci bir pozisyon değil, sadece hakkaniyetli ve hem Türklere hem Rumlara barış getiren bir anlayışla yapılmış bu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Ve 50. yıl dönümde elbette burada yönetim çok daha büyük bir önem atfedecektir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Barış Harekatı'nın 50. yılında hem Bülent Ecevit'i hem de Bülent Ecevit'le birlikte o dönemde bu cesur ve barışçıl kararı alanları anmak için farklı etkinliklerde bulunacağız Kıbrıs'ta. Bunun da şimdiden bilgisini vermek isterim. Kıbrıs'ta çok iyi karşılandık. Her şey gayet iyi gidiyor. Bundan sonra Kıbrıs'a daha çok geleceğiz. Kıbrıs'la ve dost Kıbrıs'la, kardeş Kıbrıs'la, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bundan sonra çok daha yakın ilişkiler içinde olacağız. Efendim, birkaç sorum var. İlki, önce yargı kriziyle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. İki yüksek yargı organı arasında içtihat farkını darbe olarak nitelemek utanmazlıktır dedi. Bir darbe, bir kalkışma olsa bunun en büyük destekçisi CHP olur dedi. Sadece iki büyük mahkeme arasında görüş farkından ibarettir durum dedi. Öncelikle bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya ne demeli? Yani Recep Tayyip Erdoğan'a şunu demeli.
bir darbe, bir kalkışma olsa bunu ilk kim desteklermiş? CHP desteklermiş, öyle soruyor. 15 Temmuz akşamı darbe oldu. Meclis başkanını ilk kim aradı? Özgür Özel aradı. AK Parti grup başkan vekillerini kim aradı? Özgür Özel aradı. Ne dedi? Darbenin karşısındayız dedi. Kapalı meclisi açalım dedi. Birlikte direnelim dedi. Ben çıktım, konuşmamı yaptım. A Haber spikeri bugüne kadar çok eleştiriyorduk ama bu tarihi bir duruştur dedi. Ben dedim ki millet bize yeni bir seçimde yeni bir görev verene kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş parlamentonun, demokrasinin arkasındayız, darbecilerin karşısındayız. Bu lafı söylemiş kişiye hiç utanmadan, sıkılmadan utanmaz diyor. Bir utanmazlık varsa darbe gecesi, bütün darbeler tabiatı gereği iktidara yapılır. Herkes muhalefete bakar, ana muhalefetin gözünün içine bakar. Darbe gecesi ilk desteği açıklayan, meclisi açan, orada darbenin karşısında yer alan partiye ve o gece o partinin sözcüsü bugünkü genel başkanına darbe olsa siz desteklersiniz demek, kendi kullandığı deyimi üzülerek tekrar ediyorum, utanmazlığın daniskasıdır. İkincisi, burada bir darbeden kasıt çok net olarak şudur. Bütün darbeler anayasaları askıya alırlar. Bunu topla tüfekle yaparsanız askeri darbe olur. Sizin gibi var olan anayasayı hiçe sayarsanız sivil darbe olur. Yapılmaya çalışılan anayasanın bir maddesini hiçe sayarak Anayasa Mahkemesi denetiminden kurtulmak. İki yüksek yargı organı arasında anlaşmazlık olduğu doğru. Ama anayasa anlaşmazlık tarif etmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkesi bağlar diyor. O Yargıtay'ı da bağlar diyor. Bütün yasama organlarını, bütün yargı organlarını ve bütün yürütme organlarını bağlar diyor. Siz buna karşı hayır, ikisi de eşittir, ben de Yargıtay'ın tarafındayım derseniz sizin tarafınız darbenin tarafıdır. Galiba siz darbenin başısınız. Bir de partinize ve size yönelik eleştirileri oldu. Tek parti döneminden bu yana aktörler değişti, söylem değişti, genel başkanlar değişti ama CHP'nin faşist kadrolarında en ufak bir değişim olmadı. Bu kalemun tiplerin elinde oyuncağa döndü parti dedi. Bir de sizin kurultaydaki konuşmanızda Selahattin Demirtaş'ı da anmanıza ilişkinde Selos'undan Kavalası'na ne kadar demokrasi düşmanı varsa selam çaktılar değişim diyerek diye eleştirisi oldu. Birincisi, biz değişim kurultayımızı yaptığımızdan beri Tayyip Erdoğan bir cümlede 4 kere değişim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin onun uykularını kaçırdığı çok belli. Bizimle meşgul. Ben bundan çok memnunum. Ona kötü bir haberim var. Parti içinde değişim yaşandı ama esas değişim iktidarda yaşanacak. İktidarı değiştireceğiz. Cumhurbaşkanı değiştireceğiz. Bunu da çok uzak bir zamanda yapmayacağız. Önce yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğiz. Ardından da bu sürdürülemez yönetim biçimine karşı vatandaşımızdan genel seçimin sandığını talep edeceğiz. Ve biz Cumhurbaşkanı değiştireceğiz. O yüzden onun her an beyninin içinde değişim kelimesinin olduğunu bir cümlede 4 kere değişim demesinden anlıyoruz. Endişelenmekte haklı. İkincisi, Abdullah Öcalan'dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir. Selahattin Demirtaş bir partinin genel başkanı iken alındı, cezaevine kondu ve birçok hak ihlal kararlarına rağmen halen daha orada tutuluyor. Oysa ki kendisi 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan'la mektup arkadaşlığı yapmaktadır. Ondan mektup alıp yerel seçimlerde mektup okutturmaktadır. Binali Yıldırım'ı destekletmektedir. Hiç olmazsa oy vermeyin dedirtmektedir. Yani esas kimin kimle ilişkili olduğuna vatandaşımız takdir etsin. Biz hukuksuz yargılamalara ve hukuksuzluklara itiraz etmeye devam edeceğiz. Öyle Recep Tayyip Erdoğan'ın mırıldanmalarıyla geri adım atacak falan değiliz. Bir soru daha var dedim. Var mıydı bunun içinde başka bir şey? Bunda başka yok. Tamam. Bir de son olarak biraz uzun, kusura bakmayın. Olsun. Sizi kastederek genel başkanlık koltuğunda oturan genel başkan mı yoksa emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin sonraki adımı ne olacak? Meçhul dedi. Selefi gibi çarkçı çıktı dedi. Seçim ezimetinin tüm faturasında sabık genel başkanlarını kesiyorlar dedi. Birincisi, emanetçi mi? Emanetçi. Atatürk'ün emanetçisiyim.
Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapıyorum. Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum. Ama bir emanet daha var. Atatürk'ün bir emaneti de cumhurbaşkanlığı koltuğu. O emaneti de kendisinden geri almak üzere gün sayıyoruz. Gün sayıyoruz. Kendisi emaneti teslim edeceği günü beklesin öncelikle. Ve çok ileri bir tarih olmayacağını da kendisine müjdeliyorum. Bu çarçı onlara verecek bir cevap yok. Yani her dediğine bir şey demek kalkarsak. Yani cevap olarak şöyle söyleyeyim. Onun dışında kullandığı hakaretler duyduğu endişeden dolayı Tayyip Erdoğan'ın her hakaretine bir cevap verecek olursak akşamleyin evin yolunu bulamayız. O yüzden biz kendi yolumuzda yürümeye Recep Tayyip Erdoğan'ı da kendi çirkin üslubuyla baş başa bırakmaya devam edeceğiz. Efendim de son resmi törenlerde ufak bir sanırım yer durumu oldu ama nedir sizden doğrusunu en azından öğrenirsek? Şöyle kötü niyetli olduğunu düşünmediğimiz bir şekilde bizi Kıbrıs'ın muhalefet partilerinden birlikte bir yere koymuşlar. Yani protokolde oldukça ileride bir yerde. Oysa ki bugün burada Cumhurbaşkanı yardımcısından sonra Türkiye protokolündeki en üst makam ana muhalefet partisinin genel başkanlığıdır. Orada olmam gerekirdi. O yüzden rahatsızlığımızı dile getirdik. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Büyükelçim harekete geçtiler. Tabii o sırada ayrılan koltuğa önce oturdum bir kendi başıma bir kriz çıkarıyor görüntüsü olmasın diye. Sorun çözüldükten sonra da yerimize geçtik. Meclis Başkanımız biraz önce ziyaret ettim. Meclis Başkanımızın hemen yanında oturdum. Kendisi de oturur oturmaz zaten bir yanlışlık olduğunu, protokolündeki memurların bir hatası olduğunu söyledi. Yani mesele etmedik. Krize dönüştürülecek bir şey yok. Çünkü seçilmişler tarafından meselenin bir hata olduğu kabul edildikten sonra biz bunları dert etmeyiz. İyi niyet önemli. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.